Geçtiğimiz perşembe günü mecliste AKP tarafından hiçbir komisyonda görüşülmeden gece yarısı oldu bittiye getirilip adeta yangından mal kaçırır gibi bir önerge getirildi. Bu önerge ya da bizim kanaatimizce kişiye özel adrese teslim cinsel istismar yasası muhalefetin kadın derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla AKP tarafından geri çekildi. AKP her ne kadar mağdur olduğu iddia edilen aileler gerekçe gösterilerek bu yasayı çıkarmak istediklerini iddia etse de tüm istismarcıların affedilmek istendiği bu yasanın toplumda oluşturduğu infale başta kadınlarımız ve kadın derneklerimiz olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden Duyarlı tüm yurttaşlarımız tarafından karşı konulmuş ve yasa önergesi geri çekilmiştir. Her ne kadar sayı konusunda sağlıklı bir rakam olmamakla birlikte 3-4 bin mağdurun olduğunu iddia eden AKP 40 milyonun üzerinde kadın nüfusunun olduğu bir ülkede böyle ucu açık ve tehlikeli bir yasayı meclisten geçirdiğinde 40 milyon kadını tehlike ile karşı karşıya getirmiş olur. Biz son dakika gece yarısı önergeleriyle yasa çıkartıldığını AKP iktidarında öğrendik. Daha önce bu şekilde birçok yasa çıkartılırken çıkartılmak istenen ve tüm cinsel istismarcılara af getirebilecek nitelikte olan yasa için herhangi bir alt komisyon veya komisyon kurulmamıştır. Oysaki geçtiğimiz hafta sonu son dakika şart kurnazlığı yaparak Cinsel istismarcılara af getiren önergeye sanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri istemiş, teklif etmiş, hatta önergeye imza koymuş gibi yandaş basında haberler çıkmıştır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşım böyle bir önergeye imza atmamış, destek vermemiştir. Başta ben olmak üzere birçok Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşım erken evliliklerin Kamuoyunda çocuk gelin adıyla bilinen bu evliliklerin nedenlerinin ve yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması ile erken evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu ayrıca 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminden sonra kız çocuklarının orta öğrenimde okulu bırakma oranının yüzde 41'lere ulaşmasının nedenlerinin araştırılıp önüne geçilmesi için meclis araştırma komisyonu önergesi verdik. Peki bu kadar araştırma komisyonu kurulması için verilen önergeler ne olmuştur? Sapkın önergeler verebilecek kadar ileriye giden AKP hükümeti tarafından AKP tarafından reddedilmiştir. Bu istismar yasasını istemiş, teklif etmiş, imzalamış veya önerge vermiş gibi yayın ve haber yapan televizyon ve gazetelere yalan, yanlış, iftira dolu haberlerinden dolayı tekzip yolladık. Buradan iki çift lafım da AKP milletvekili Sayın Öznür Çalıka. Bir anne, bir kadın ve bir milletvekili olarak bu sapkın önergeyle alakası olmayan Başka bir komisyonda yapılan durum tespitini böyle bir sapkın önergeye televizyonda çıkıp şahsımın destek verdiği yalanını söylemesini hayretle izledim. Kendisine de aynı televizyon kanalında yayın esnasında gereken cevabı verip kamuoyu ile paylaştım. Ayrıca üzüldüm. Bir kadın olarak Öznur Hanım'ı Adalet Bakanlığı'ndaki paralı maaşlı elemanlarının bir tweet atarak kendisini ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesine şahit olduk. AKP mağduriyetleri çözüyorum diye ortaya çıktı. Madem mağduriyetleri çözme konusunda bu kadar meraklı ve samimi ise bugüne kadar binlerce atanamayan öğretmen, sağlıkçı, mühendis, uzman çavuş binlerce kişinin mağduriyetini neden gidermiyor? 7 milyon 200 bin emeklilikte yaşa takılan var. Onların mağduriyetini niye gidermiyor? Yani burada esas amaç mağduriyet giderme falan değil. Adrese teslim bir yasa. Ayrıca AKP'nin ideolojik tutumunun bir yansımasıdır. AKP'nin bu yaptığı daha bir başlangıç diye düşünüyorum. Bunun ikinci ayağı yarın evlilik yaşının aşağı çekilmesi olursa şaşırmayın. AKP kadınların cumhuriyet sayesinde elde ettiği hak ve kazanımları almaya çalışmaktadır. Ve bunun karşısında da Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumdaki tüm cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kadınlar olarak bu hak ve kazanımları kaybetmemek adına sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hepinize saygılarımla.